Bugün Almanya'da, dün Hessen eyaletinde olan seçimler ve genel olarak Almanya'da son durumla ilgili bir konuşma yapacağım. Bildiğiniz gibi 2 hafta evvel Almanya'nın Bavyera eyaletinde seçim oldu. Dün de Almanya'nın Hessen eyaletinde seçim oldu ve bu seçimde çok önemli neticeler oldu. Seçim neticelerinden dolayı Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Parti Başkanı Angela Merkel önümüzdeki Aralık ayında olacak Hristiyan Demokrat Kongresi'nde başkanlığa adaylığını koymayacağını söyledi. Bu ne anlama geliyor? Ne gibi bir seçim neticeleri bu sonucu getirdi? Evvela seçim neticelerini anlatmak istiyorum. 2 hafta evvel Bavyera'da seçim oldu. Seçimde Hükümet Partisi, tek başına Hükümet Partisi olan Hristiyan Sosyal Partisi %11,5 kaybedip 37,2 oy aldı. İkinci parti olarak da %8,9 oy arttırarak Yeşilci Parti oldu. 17,5 oy aldı. Üçüncü parti ise sadece Bavyera'da olan Hür Seçmenler Partisi oldu ve bu parti de 11,6 oy aldı. Bu eski seçime göre 2,6 puan daha yüksek. Dördüncü parti olarak da birçok kişi tarafından ırkçı, Nazi vesaire diye değerlendirilen aslında muhafazakar ve daha fazla da Müslüman ve buraya Suriyeli göçmenlerin gelmesine karşı olan Alternatif Almanya Partisi oldu ve bu parti daha evvel seçime girmedi. İlk girdiği seçimde %10,2 oy aldı. Beşinci parti ise 100 senedir Almanya tarihinde çok önemli bir rol oynayan Sosyal Demokrat Parti oldu. 9,7 oy alarak -10,9 puan kaybetti. Yani seçmenlerin yarısını kaybetti ve yerini bir demek gerekirse Yeşilci Parti'ye bıraktı. Artık tarihte diğer Sosyal Demokrat partiler gibi tarihten kaybolma ihtimali olan bir parti oluyor. Eskiden parlamentoda olmayan Liberal Parti, FDP 5,1 oy alarak Bavyera parlamentosuna girdi. Sol parti ise 3,7 oy alarak %5 barajını aşamadığı için gene parlamentoya giremedi. Bu seçimden sonra özellikle Merkel ve onun taraftarları Hristiyan Sosyal Parti'nin başkanı olan Kurt Seehofer'ın çok İslam düşmanı olduğu için Hristiyan Sosyal Parti'nin kaybettiğini vesaire, Yeşilcilerin de kazandığını, dolayısıyla aslında Merkel'lerin ilgisi yok gibi yorumlar yaptı. Tabii ki bu doğru değildi çünkü eğer Bavyera'da geleneksel sağ ve geleneksel sol diye çok kaba bir ayrım yaparsak, geleneksel sağ olan Hristiyan Sosyal Partisi evet 11,5 oy kaybetti ama Alternatif Almanya Alternatifi 10,2 aldı ve alternatifle Hristiyan Sosyal Partisi arasında olan Hür Seçmenler de %2,6 yani genel sağ blok daha fazla oy aldı. Buna karşılık Sosyal Demokratlar 10,9 kaybetti, Yeşilciler 8,9 kazandı. Dolayısıyla sol blokun oyları aslında azaldı. Ama buna rağmen Almanya'da özellikle televizyon ve basının büyük bir kesimi Merkel ve Yeşilci havada olduğu için işi Horst Seehofer'in yenilgisi ve Merkel'in aslında ilgisi yok çevirdi. Ama dün seçim yapıldı. Bu seçimde Hessen eyaletinde şimdiye kadar Yeşilci ve Hristiyan Demokrat koalisyonu vardı. Bu seçimde Hristiyan Demokrat Parti en büyük parti olmayı sürdürdü. Burada %27 oy aldı ama %11,3 oy kaybetti. Yani çok büyük bir oy kaybına uğradı. SPD ise 10,9
kaybederek 19-18, Yeşilciler onlardan biraz daha az, 19-18, yani arada çok az bir oy fark var, SPD biraz daha fazla, 8-17. Dördüncü parti olarak Almanya Alternatifi 13-1 oy aldı ve böylece eskiden parlamentoya giremeyen aslında AfD %9 oyunu artırdı. Liberal Parti eskiden zar zor Hessen eyaletine girerken bu sefer 7,5 oy alarak oylarını 2,5 oranda arttırdı. Sol Parti de 6,3 oylarını arttırdı. Şimdi neticeden iki seçimi bir arada tutarsak Bavyera'da ve Hessen'de iktidar partileri yani Hristiyan Demokrat, Hristiyan Sosyal ve Sosyal Demokratlar %20 oy kaybetti. Yani 5 seçmenden biri bunlardan vazgeçti. Tabii bu süreç ne zamandır devam eden bir süreç ve bunun karşısında şimdiye kadar Merkel eyalet seçimleri beni enterese etmez, bu federal seçim değildir gibi şeyler söylüyordu. Şu anda kendisi gene eski taktiğini sürdürüyor. Parti başkanlığına aday olmayacağını söylüyor. Fakat buna karşılık 2021 senesine kadar da Almanya şansölyesi yani başbakanı olmayı sürdürüyor. Hessen'de Yeşilci Parti'nin lideri Müslüman asıllı bir vatandaş. Kendisi annesi Alman, babası Yemenli. Tarık el-Vezir, hatta başbakan olabilir dediler. Şu anda önümüzdeki dönemde Hessen'de Yeşilci Hristiyan Demokrat Parti koalisyonu olabilir. Bir tek oyla. Eğer bir tek oyla istemezlerse liberal partilerle ve bu Tarık el-Vezir başbakan yardımcısı olacak. Dolayısıyla Müslüman asıllı olduğu söylenen Cem Özdemir, Yeşilci Parti'de en önemli Müslüman olduğu iddia edilen aday olmayacak. Şimdi Merkel'in bu parti başkanlığından ayrılmayı söylemesi gene aslında bir şeyden vazgeçmemektir. Çünkü konuşmasında diyor ki aslında parti başkanı ve başbakanın iki kişi olması çok doğru değildir ama şimdi böyle gerekli vesaire diye. Tabii bu kendi isteği. Şimdi Amerika'da ve Avrupa'da genel olarak geleneksel partiler gittikçe oy kaybediyor. Toplum değişiyor. Bunlar topluma cevap veremiyor sorunlarına. Benim görüşüm şu, Sosyal Demokrat Partiler bütün Avrupa'da yavaş yavaş silinecek. Komünist partilerin başına gelen onların da başına gelecek. Çünkü mevcut toplumu doğru değerlendiremiyorlar. Ve örneğin Sosyal Demokratlar bundan birkaç ay evvel Berlin Kongresi'ne kendi parti kongrelerine bir karar taslağı getiriyorlar. Büyük bir sorun varmış. Sorun şu. Porno filmlerinde çok seksist, homoseksüel düşmanı ve ırkçı porno filmleri çevriliyormuş. Bunun yerine feminist, ırkçı olmayan ve homoseksüelleri iyi gösteren filmler yapılması gerekiyormuş. İşçi Partisi olduğunu iddia eden, sosyal adalet için çalıştığını söyleyen bir partinin toplumdan ne kadar uzaklaştığını gösteriyor. Yeşilci Parti'yi taklit eden bir Sosyal Demokrat Parti'nin başarı şansı sıfırdır. O zaman hak eksi var. Niye millet onu seçsin? Zaten Bavyera'da bu olmuş. Sosyal Demokrat Parti %10'un altına düşmüş durumda. İkincisi son yapılan seçimlerin hepsinde sadece Almanya'da değil bütün Avrupa'da aslında geleneksel partiler kaybediyor. Müslümanların Avrupa'da etkin olmasını istemeyen güçler kazanıyor. Avusturya'da bunlar koalisyon kurdu. Çek Cumhuriyeti'nde böyle, Macaristan'da böyle, Slovakya'da böyle. Danimarka ve İsveç'te benzer partiler güçlendi. Fransa'da böyle, Hollanda'da böyle, Amerika'da da aslında böyle. Dolayısıyla basının, tekellerin
bütün propagandalarına rağmen geleneksel partiler oy kaybetmeye devam ediyor. Benim düşüncem şu. Merkel 2021'e kadar kalamaz. 6 ay içinde skandal üzerine skandal yapan bir hükümetin uzun müddet iktidarda kalması mümkün değil. En son bizi enterese eden bir konu, biliyorsunuz bütün protestolara ve eskiden Nazi'dir, küfürdür vesaire Erdoğan'ın söylemesine rağmen Merkel ve Sosyal Demokrat, Hristiyan Demokrat hükümeti Erdoğan'ı alay valayla, kırmızı halıyla davet etti. Basın toplantısında gazetecilere özgürlük diye tişört giyen Adil Yiğit salondan çıkarıldığı yetmiyormuş gibi dün öğrendiğime göre bu vatandaşımızın oturma müsaadesini 20 Ocak'ta bitiriyorlar. Yani Almanya'dan kovup git Türkiye'ye, seni Erdoğan bir güzel tutuklasın. Üstelik Hamburg eyaletinde yaşayan bu vatandaşımızın SPD'nin çoğunlukta olduğu bir eyalet hükümet tarafından kararın alınması ayrıca önemli. Yani işi Merkel kötü, Sosyal Demokratlar. Erdoğan bu vatandaşımızın Facebook sayfasında yazdığına göre Hamburg eyaletinde 10 tane Türkiye asıllı milletvekili varmış. Hiçbirisi bu konuyla ilgilenmemiş. Zaten şöyle bir durum var. Türkiye'li milletvekillerin çoğu aslında buradaki Türkiye'li demokratların sesi olmaktan çok kendi partilerinde kariyer yapmak isteyenlerin yahut da PKK'nın ajanlığını yapma görevlisi olarak görüyorlar kendilerini. Burada demokrasi onları çok enterese etmiyor yani. Tabii ki Merkel'in zayıflaması sadece Almanya'yı enterese eden bir şey değildir. Bir ara kendisi Avrupa'nın imparatoriçesi olarak ilan edilen bu kadın Avrupa Birliği'ni de sarsacak bir karardır. Ve önümüzdeki sene olacak Avrupa seçimlerinde, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde bütün bu geleneksel sol ve sağ partilerin büyük oy kaybına uğraması beklenebilir. Ben geleneksel partilerin zayıflamasını olumlu görüyorum. Almanya'da Müslüman lobisi gibi çalışan sosyal demokrat, yeşilci ve Hristiyan demokratların zayıflamasını ayrıca Müslümanlara da yardım olarak görüyorum. Çünkü bunlar Müslümanların en gerici takımlarını destekliyorlar. Hepsi beraber. Ve Müslüman kardeş Erdoğan vesaire gibi adamları destekliyorlar. O yüzden ben bunu olumlu görüyorum. Bazı solcular çeşitli sebeplerden dolayı bu gelişimi işte Nazizm geliyor, faşizm geliyor vesaire vesaire. Şimdi en son Almanya'da geçen hafta olan bir olayda Suriyeli bir mülteci 18 yaşında bir Alman kızın içeceğine diskotekte bir madde koyup ırzına geçiyor. Sonra da ırzına geçtikten sonra da diyor ki bu kadın zaten kendini kaybetmiş, gelin beraber ırzına geçelim diye onun arkadaşını da davet ediyor. Hatta 15 kişi oldukları söyleniyor. Şimdi bu dediğim Müslüman lobisi gibi çalışan Yeşilci ve benzeri partiler bu önemli değildir. Bu bir tane yapmıştır. Böyle şeyler olur gibi aslında Müslümanların bu insanlık düşmanı yaklaşımını eleştirmeme, bunun yerine işi idare etme, onlardan nasıl oy alabiliriz? Tabii ki Müslümanların hepsi böyle cani değildir. Ancak Müslümanlar arasında burada yaşayan Türkler de dahil Alman kadınlarının namussuz olduğu, onun için onların ırzına geçmenin normal olduğu düşüncesinin yaygın olduğunu biliyoruz. İkincisi bu adamlar, bu Suriyeli de dahil, Suriye'de böyle bir şey yapmaya cesaret edemezdi. Çünkü böyle bir şeye kalkışırsa en azından devleti bir yana bıraktık, akrabalarının intikamından korkacağı için böyle bir şey yapmaz. Ama burada nasıl olsa bunlar Hristiyan, gavur, namusu yok, istediğimizi yaparız diye. Bir de bunu demokrasi ve insan hakları adına savunmak da bence çok kötü bir şey. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İleride başka konularda görüşmek üzere.